Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda şeytan niçin yaratıldı sorusuyla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Bu soru pek çok insanın zihnini meşgul edebilmekte, hatta felsefede şer problemi diye ifade edilen, acaba hayrı mutlak olan Allah şerlerin varlığına nasıl müsaade ediyor? Ve bir problem olarak bu ortaya konuluyor ve cevaplandırılmasında bir derece belki insanlar zorlukta hissediyorlar. Cenab-ı Hak hayrı mutlaktır, cemili mutlaktır, mutlak merhamet sahibi, mutlak hikmet sahibidir. Dolayısıyla şu varlık aleminde onun izni dışında hiçbir şey meydana gelmez. Allah dilemiş olsaydı şeytan diye bir varlık olmazdı ve bütün insanlar tam bir itaatle Allah'a itaat ederlerdi. Ama buna rağmen niçin şeytan yaratıldı? Niçin böyle şerli varlıkların vücuduna izin verildi? Bunu kısaca imtihan için diyebiliriz. Allah-u Teala bu insanları yeryüzünde imtihan ediyor. Ve Allah-u Teala dilemiş ki bu insanlar irade sahibi olsun. Bu insanlar isterlerse iyilik, isterlerse kötülük yapabilsinler. Bir taraftan melekler var, daima iyilik yapıyor. Öte yandan şeytanlar var, bunların hayra hiç kabiliyeti yok. Öte yandan ayrıca hayvanlar var, bunlar mükellef değiller. Bu insan bütün bu özellikleri kendinde taşıyabilsin. İsterse hayvani bir hayat yaşasın, isterse melekler gibi ibadetten zevk alır bir hale gelsin, isterse de şeytanlara arkadaş olsun. Ve bu bir imtihandır ve tabir yerindeyse Allah-u Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiştir. Ve şeytanın devreye girmesiyle insanlar arasında dereceler ortaya çıkıyor. Matematikte sıfır noktası ve sıfır noktasından sağ tarafa doğru artı sonsuz, sol tarafa doğru eksi sonsuz göstergeleri vardır. İnsan bu dünyaya sıfır noktasında bırakılıyor. 15 yıllık buluğa erme dönemi hayata hazırlık dönemidir. Henüz o dönemde insan mükellef değil ve o dönemde insana günah yazılmıyor. Ama buluğla beraber genelde 15 yaş kabul edilir. Buluğla beraber artık imtihan başlıyor. Bunun neticesinde insan isterse artı sonsuz tarafına gidebiliyor. Önü açıktır, gidebildiği kadar gider. İsterse eksi sonsuz tarafına iner. Orada da yine inebildiği kadar iner. Kur'an-ı Kerim bunu âlâ-yı illiyyin ve esfeli safilin kavramlarıyla ifade eder. Âlâ-yı illiyyin yüceler yücesi, en ileri makam. İnsan âlâ-yı illiyyine yükselebilecek, ahsen-i takvim üzere en güzel bir kıvamda yaratılmış. Yani insanın mahiyetinde derc olunan kabiliyetler onu cennete ulaştırabilecek, bütün hayırlara ulaştırabilecek özellikle. Ama öte yandan şeytanlar devreye giriyor ve insanın bu cevherini bozabiliyorlar. Ve bunun neticesinde insanı eksi sonsuza doğru düşürebiliyorlar. Buna da esfeli safilin deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde Allah-u Teala şöyle buyurmakta: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Biz insanı ahsen-i takvim üzere en güzel bir kıvamda yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Sonra onu esfeli safiline çevirdik. Demek ki mahiyet itibariyle insan en yüksek kabiliyette, kapasitede yaratılmış. Bütün mahlukatın sultanı, bütün kainat ona emirber nefer, ona hizmet ediyor. Ama bu insan şeytanların telkinatıyla esfeli safiline doğru düşebiliyor. Bir insan ne kadar düşer? Düşen insanlara bakmak suretiyle bunu bir derece anlayabiliriz. İşte toplumumuzda şeytanın adeta oyuncağı olmuş nice insanlar var. Ve bakıyorsunuz ki bunlar aldatmaktan zevk alıyor. Bunlar kan dökmekten zevk alıyor. Bunlar ortalığı karıştırmaktan zevk alıyor. Demek ki bu yüce mahiyete sahip olan insanın cevheri bozulabilir ve bozulduğu zaman
affedersiniz kaydıyla söyleyeyim, hayvandan daha da aşağı düşebilir ve şeytana yol arkadaşı olabilir. Ama aynı insan şeytanın dediğini yapmamak suretiyle daha ilerlere gidebilir ve makamını daima yükseltebilir, alayilliğine doğru yol alabilir. Ve bunun neticesinde de o insan cennete layık bir kıymet elde eder. Eğer şeytanlar yaratılmasaydı insanlık aleminde mücadele olmayacaktı. İnsanlık aleminde iyilerin kötülerin mücadelesi olmayacaktı. Tek renklilik, monotonluk, yeknesaklık olacaktı. Ama Allah-u Teala dilemiş ki insanlık aleminde monotonluk olmasın, hareketlilik olsun, renklilik olsun ve bunun neticesinde insanların dereceleri ortaya çıksın. Adeta insanın mahiyetini karbon atomu misaliyle örneklendirecek olursak, karbon hem kömür olabilir hem de elmas olabilir. Hem kömürün hem de elmasın ham maddesi karbondur. Ve elmasta atomların dizilişi son derece düzgündür ama kömürde ise düzgün değildir. Bir insan düzgün bir hayat yaşarsa elmas gibi oluyor, kıymet kazanıyor. Diğer türlü kömür haline geliyor, ruhu kararıyor ve kömürün akıbeti nasıl ki ateşte yanmaktır, neticede o gibi insanlar ateşte yanmaya mahkum oluyor. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala bu şekilde şerirleri, şeytanları yaratmakla haşa insanlık için kötülük murad etmiş değildir. Kelam kitaplarında bu şöyle bir kuralla izah edilir. Denilir ki halk-ı şer şer değildir, kesb-i şer şerdir. Yani şerri yaratmak şer değil ama şerri işlemek bu şer oluyor. Peki bu nasıl olmakta? Mesela bir öğretmeni düşünelim. Öğretmenin not defterinde zayıf verecek yerler de vardır. İsterse zayıf da verebiliyor. Öğretmenin not defterinde zayıf verebilme yerlerinin de olması aslında kötü bir olay değildir. Çünkü talebelerin imtihan edilmeleri lazımdır. Çalışanla çalışmayan bunun neticesinde ayırt edilecektir. Eğer böyle bir zayıf verme durumu söz konusu olmasa çalışanla çalışmayan ortaya çıkmaz ve bunların dereceleri bilinmez. İşte temsilde hata olmasın, Allah-u Teala insanların derecelerinin ortaya çıkmasını istemiş ve bunun için de şeytanlara bir derece yetki vermiş. Şeytanlar zorla insanları saptırıyor değil. Şeytanlar sadece yol gösteriyorlar, kötülüğe teşvik ediyorlar ve bunun neticesinde insanların bir kısmı da onlara aldanıyor. Hatta bir kısmı değil, belki pek çoğu aldanıyor. Burada belki şuna da açıklık getirmemizde fayda olur. İnsanların pek çoğunun şeytanın yolundan gitmesi onun yaratılışına yine gölge düşürmez. Bu konuda şöyle bir örnek verilir. Ben de onu nakletmeye çalışayım. Mesela 100 tane hurma çekirdeği var. Bunlardan 20 tanesi hurma ağacı olsa, 80 tanesi bozulsa elbette yazık oldu denilmez. Ya bunlar toprağa ekildiğinde evet 80'i bozulabilir ama 20 tanesinin ağaç haline gelmesi o nev için, o ağaç türü için büyük bir gelişmedir. Yoksa diğer türlü her biri çekirdek halinde kalmış olacaklardı. İşte Allah-u Teala şeytanlara izin vermiş, yetki vermiş. Bunun neticesinde insanlar imtihana tabi oluyor. Belki insanların büyük bir ekseriyeti bunun neticesinde imtihanı kaybediyor. Ama öte yanda insanlık aleminde peygamberler çıkıyor. İnsanlık aleminde veliler çıkıyor. Ve bu şekilde derecesi yüksek olan kimseler çıkıyor. Bunlar da insanlık alemini şereflendiriyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanların şerlerinden muhafaza eylesin. Esfel-i safiline değil, âlâ-i illiğine doğru çıkmayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.